Son dakika bombardımanı altındayız. Şimdi bakıyorum Anadolu Ajansı'ndan düşen bilgi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu hakkında devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçunu içeren soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Sezgin Tanrıkulu için de süreci hızlı işlettiğini görüyoruz. Yargı bürokrasisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu için soruşturma izin talebini Adalet Bakanlığına gönderdi. Zonguldak'ta Ereğli'de Armutlu sahasında maalesef bir göçük meydana geldi madende. Gelen ilk bilgiler hafif yaralı şeklinde atlatacağız. Umarım böyle devam ederiz. Baktığımızda işte bütün bu emek, bütün bu çaba bütün bu mücadele, biraz rahat doymak, bir parça kendimizi maddi açıdan ferah hissetmek ve özgürce yaşayabilmek için ne bedeller ödeniyor? Olcay Aydilek'ten, bizim Ankara'daki önemli kalemimiz, Halk TV'deki arkadaşımdan, Komtr'den bu manşeti aldım. Gerçekten müthiş bir anlam içeriyor akaryakıt zamlarını konuşacağız. Bunlar iyi günlerimiz. Gerçekten bunlar iyi günlerimiz. Gamlı baykuş, felaket tellalı bizi hep suçladılar. Gelinen nokta ne? Zaman kimi haklı çıkardı? Görüyorsunuz. Keşke haklı çıkmasaydık. Sabah işe gelirken bir benzin istasyonunda bu görüntüyü telefonumla çektim. İşte karşınızda duruyor. 1 litre motorin İstanbul için geçerli. Anadolu'nun başka şehirlerinde rakam daha yüksek. Nakliye farkı 40 lira motorin 1 litre 40 liranın üzerine çıkmış durumda. Şimdi orada kurşunsuz benzin 95 oktan yazıyor. 36 lira 88 kuruş 1 litresi İstanbul'da kabaca 37 lira. Ya motorin önden koşar da benzin hani bana hani bana demez mi? Ona da zam geliyor. Hem de bu gece hem de 1 lira 64 kuruşlarda bir litreye. Şu gördüğünüz 37, 39 küsür olacak. 40 olmayacak canım. Hafifletici neden? Buyurun başlayalım. Neden iyi günler diyoruz? Akaryakıtta yeni baraj tam anlamıyla geçildi. 30 liraya aşmasın derken 40 liraya aşmış durumdayız. Benzine de zam geliyor. O da 39 liraya aşıyor. Bir depo yakıt, yerli otomobil biliyorsunuz markalarını 50 litre alıyor. 2000 lira 40 çarpı 50 litre. 2000 lira. Şu dramatik tabloya bakar mısınız? Avrupa'da yaşayan Türkler bazen burada da çok arttı diyorsunuz ya. Şimdi hepiniz işinizdesiniz. Tatiller bitti. Şu cümlenin ağırlığını hissedin. Türkiye'de bir asgari ücret beş buçuk depo yakıt alabiliyor. Kim ne anlatıyor? 11.402 bölü 40 çıkan sonuç 5.5, 5.7 hale bakınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Şimdi yine mazeretler uydurulacaktır. O mazeretlerin bir önünü almamız gerekiyor. Kötü ekonomi yönetiminin sonuçlarını yaşıyoruz. Hiç dünyada varil 90 doları aştıya falan gelmeyin. Onu da söyleyeceğim. Bir, bütçede, hazinede para bitti. Seçim sonrası, vergi artırıldı mı? ÖTV ve KDV, akaryakıt da artırıldı mı? Evet, çok iyi biliyoruz. Hem vergi arttı. Bir litre akaryakıtın üzerindeki kabaca ortalama vergi yükü yüzde %34'lerde traktör için kullanılan motorin ne zaman lüks oldu da ÖTV alınıyor? Allah aşkına. Hem dolar arttı. 19.50'yi geçmeyecek. Cayır cayır Merkez Bankası'nın rezervleri yakıldı seçim öncesi. Mayıs'ta 19 liraydı dolar. E şimdi 26 lira. Yani artmış. Tabii ki zam gelecek. Tutsaydınız doğru hamlelerle 7 lira 8 lira olmasın dediniz. Sonra 11-12 lira olmasın, sonra 19 lirayı geçmesin, şimdi 1 dolar 30 lirayı geçmesin diye mücadele ediyoruz. Ee, benim hatam mı? Hem de petrol arttı. Tam anlamıyla doluya tutulduk. Bir varil petrol 72 dolardan son 2 ayda 92 dolara çıktı. Bir de üzerine onu koyunuz. Katmerli. Zam kaçınılmaz. Sonuç mu? 1 litre akar yakıt. Benzin ya da motorin 50 liraya koşuyor. Olcay haberinde yazmış. Olur mu ya 50 lira falan? İşin uzmanları ne diyor? 2 ay önce 40 lira olacak deseydiniz gülerdik size. Şimdi 50 liranın altında tutabilirsek diye buna gülüyoruz. Ne kadar olacaktı? 2 dolar. Şu anda dolar 26 lira. Küsüratı boş verin. Çarpı 2 52 lira. 1 litre akaryakıt Türkiye'de 50 lira olacaksa ha doğru pardon. Yanlış oldu. Ben hep 50 liralık benzin alıyorum. Zam beni hiç etkilemiyor. 50 lira eşittir 1 litre. Bir sonraki benzinliğe kadar bile götürmez. Mesaj okuyalım mı? Ne demiştik? Sakın unutma. Sakın unutma demiştik bugünkü etiketimizi. Çok sayıda Asgari ücretlim, emeklim mesaj bombardımanına tutmuş. Bakıyorum Haydar Topgül Bey. Ey emekçi seni sürünmeye, ey emekli seni mecburi ölüm orucuna mahkum edenleri bu seçimde sakın unutma. Direnen EYT'li isimli kullanıcımız. İyi yayınlar Ekrem Bey. Herkes bilsin ve sakın unutmasın. Tavandan prim ödeyen çalışan Asgari ücretten prim ödeyenin buçuk katı prim ödüyor. Seyyanen zam herkese eşit olarak hak gaspıdır. Hak gasp edilerek haksızlık ortadan kalkmaz. Talebimiz emeklilere yüzde %100 zam yapılmasıdır. Oo yüz mü? E 7500 lira. Yüzde %100 yapsan 15 bin lira ediyor. Ocakta asgari ücret 16 bin liralarda olacak öngörülüyor. E Hani asgari ücretin altında emekli maaş olamazdı? Gayet haklılar. Gayet de doğru söylüyorlar. Şimdi memura, milletvekillerine, bakanlara yüzde 45, yüzde 85, yüzde 100 zamlar havalarda uçuşurken sözde yüzde 25 köke gelen, maaşa yansımayan, gerçekte yüzde sıfır zam almış olan emekliye bunu yapmayın. Bu tablo çekilecek gibi değil. Çok sayıda mesaj var. Peyderpey okumaya devam edeceğim. Bir soluklanalım. Bunlar iyi günlerimizdi. Tamam. E gündem oldu. Cep telefonu. Ekonominin fotoğrafını yeniden şu cep telefonu üzerinden çekelim mi? Soruyla başlayayım. Bu bir lüks mü, ihtiyaç mı? Elbette tartışma götürmez. Elbette son model, son model diye koşturma meselesi değil. Artık dünya o akıllı telefonun içerisinde. ÖSYM için sınava gireceğin zaman oradan işlem yapıyorsun. Banka işlemlerini oradan yapıyorsun. Pek çok başvurunu devlet dairesine, SGK işlemlerini oradan yapıyorsun. Nasıl ihtiyaç olmayacak ki? Lüks mü? Değil. Efendim, pek yeni, en yeni en son model bir telefon çıkmış. Onun üzerinden de Ozan Bingöl harika bir çıkarsama yapmış. Ben de biraz yeni çıkan modele yaklaştırarak fiyatları hale bakın diyeceğim. Vergi telefondan pahalı Türkiye'de. Şaka değil. Haydi buyurun ispata. Vergisiz çıktı geldi telefon. Türkiye'den gümrükten girdi. Şu en yenisi, yeni tanıtılan 1200 dolarlarda. İçinde bayi karı var. İçinde ana firmanın karı var. Kaç para 1200 doların bugünkü kurla? 32.200 lira. Siz yorulmayın. Kağıt kalem almayın. Ben anlatacağım. Kültür Bakanlığı çok kültürleniyoruz. Malumunuz. Yüzde bir pay alıyor. Etti mi size 322 lira? Koydum üzerine. TRT'miz. Tabii. Diriliş Ertuğrul. Tabii. Elbette para vereceğiz. E hazineden alıyorlar. E o kadar büyük personel, reklam, reyting. E, sizler özel televizyonlar para kazanmaya çalışıyorsunuz reytingle, reklamla. Bilemem. Her telefondan %12 TRT pay alıyor. Bandrol ücreti 3900 lira. İlave ettim üstüne. ÖTV hayatımızın özel gerçekliği. Özel tüketim vergisi %50-50 baktığınızda 18.210 lira.